Ve Norveç'teyiz arkadaşlar. Hadi bakayım. Hava şu anda 18 santigrat derece. Oldukça güzel bir hava var. Rüzgar yok. Sakin. Kim geliyor? Kim geliyor? Mahşer'in 4 atlısının 3'ü geliyor şu anda. Birol geliyor. Mustafa geliyor. Ve Metin geliyor. Metin geliyor mu? Hayır, Metin değilmiş o. Metin şimdi geliyor. Evet. Ve Metin geliyor. Evet. Ben de şimdi dönüyorum. Onlara eşlik edeceğim. Evet. Görevli arkadaşlar nereden çıkmamız gerektiğini gösteriyorlar. Görüyorsunuz. Yerinin trafiğine de şehre de girdik. Nereden çıktık? Şu anda limandan çıktık. Yavaş yavaş şehre doğru akıyoruz. Bizimle birlikte yaklaşık 15 tane motorcu vardı. Evet. Şu anda Kristiansand'dayız arkadaşlar. Şimdi navigasyonumuzu takip edeceğiz. Hepimizde navigasyon açık. Hız 50 kilometre. Azamıyoruz. Evet. Açık. Hava açık, kamera açık, yol açık. Bu söylediklerime Mustafa'dan şöyle bir uyarı geliyor. Bahtın da açık olsun diyor. Hepimizin bahtı açık olsun. Norveç 1. Tünel 1. Norveç 1. Tünel 1. Hız sınırı 50 kilometre, her yerde kamera var. 60 oldu. 60 kilometre. Evet, bu arkadaşlar da
Feribottaydı. Orada durdular. Hadi şey yapıyorlar. 60 kilometre. 60 kilometre hızla hareket ediyoruz şu anda. Metincim, 60 kilometre kardeş. Norveç 1, tünel 2. Arkadaşlar çok fazla anlatmıyorum. Görüntülerle sizi baş başa bırakıyorum. Burası taksi yolu. Sola geçiyorum. Yetmiş. Hava 16 derece. Hava yavaş yavaş ısınmaya başlayacak bize. Öyle gözüküyor. Şu anda saat 13.56. Kaçta binmiştik? 9.30'da binmiştik. 9.30'da binmiştik. 4 saat 26 dakika. 4.5 saat yol geldik arkadaşlar. Feribot kalkışı, varışı 4.5 saat. Tabi 1 saat önce de check-in için gitmeniz gerekiyor. Yani yaklaşık olarak Danimarka'dan Norveç'in Kristiansand şehrine 5.5 saatlik bir zaman ayırmanız gerekiyor. 5.5 saat. Yine Avrupa'nın her şehri gibi azami derecede trafik kurallarına uyuyorlar. Şuradan olabilir mi acaba? Gidemedim ama şöyle. Şöyle, evet. Şuradan sağdan. Hayır, yolumuza devam ediyoruz. Arkadaşlar doğru gidiyorum değil mi? Sola doğru. Devam ediyoruz. Sınır gitti. Evet. Yüz arkadaşlar. Hız sınırı 100. Çok saat dolu. 98. 110. 110 arkadaşlar. Thank you.
tam bir bağladım. Norveç 1, tünel 3. Sizce kaça kadar sayabileceğiz arkadaşlar? Sayma işini bırakacağız. Uygun bir yerde durup yağmurluklarımızı giymemiz gerekecek. Çünkü hava gerçekten ısırıyor. Doğru mudur? Evet evet. Hava ısırıyor çünkü. En azından rüzgar keser. Ne diyorsunuz? Şurada durabiliriz arkadaşlar. Tamam, vermeyelim. Ben önce gördüğüm için yağmurluklarımızı giyelim arkadaşlar. Çünkü hava soğuk. Evet, çekimlere devam edeceğim. Şimdilik kapatıyorum. Evet, evet, kuyup, evet işte arkadaşlar. Niye Norveç? İşte bu yüzden Norveç arkadaşlar. Bu yüzden Norveç. Niye Norveç? Evet, Norveç'te mağazaya geldik. Ekstra herhalde süpermarket. Görelim neler var neler yok diye, ihtiyacımız olan bir şey var mı, alacağımız bir şeyler var mı diye gelmek istedik, görmek istedik arkadaşlar. Şimdi neler var, büyük bir market. Neler var neler yok göreceğiz. Evet. Büyük bir marketi gördük, tam yol kenarı durup bir bakalım istedik nasılmış. Buradaki hem fiyatlar hem ürünler, hani dedikleri kadar pahalı mı? Hem bir kıyas yapalım hem de yavaş yavaş fikir edinelim Norveç hakkında. Merhaba. Norveç'e indik. Kristiansand'dan aşağı yukarı bir 15-20 dakika geldik. Bir market gördük. Burada bir duralım dedik. Bakalım. Bakalım görelim. İçeride neler var? Belki alışveriş yaparız. Mustafa Bey çok yakışıklısınız. Saçınız da düzgün, her şeyiniz. Fitsiniz. Sizlere olan saygımdan dolayı efendim. Evet. Layık olmaya çalışıyorum. Şunu şimdilik durduralım. Hadi bakayım. Evet sevgili arkadaşlar. Ekstra marketten çıktık. Bir takım şeyler aldık. Peynirdir, ekmektir gibi. Sandviç yapabileceğimiz şeyler aldık. Çok güzel bir salata bar vardı. Salata barda yemeğimizi yedik. Oldukça lezzetli ve doyurucu bir salata menüsü aldık. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Gideceğimiz otelimize 58 dakikamız var. Evet arkadaşlar, şimdi işte buyurun. Fjord, 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 fjord. Evet. Evet, şimdi çekiyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz. İşte
Yalnız şunu söyleyebilirim, Norveç'le ilgili her yerde elektrikli araba var. Ama her yerde. Yani Avrupa'da bu kadar elektrikli araba görmemiştim. Norveç fena. Evet, binaların stili çok güzel, mimari stili çok güzel, yalı baskı çok güzel. Şimdilik kapatıyorum. Yol gayet güzel. Burada bir değişiklikten de size bahsedeceğim. Google navigasyon uygulaması. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama ekranın sol orta köşesinde, şöyle yapayım arkadaşlar, azami hız sınırını gösteren uyarı levhası çıkıyor arkadaşlar. İşte bunların hepsi de ülkenin gelişmişliğiyle alakalı. Online hız sınırı gösteriyor. BMW'nin uygulamasında uygulamalar bazen tutmuyor, yenileme yapmıyor olabilir ama bu Google'un yönlendiriyor. Evet, şimdi size sol taraftaki manzarayı göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Görüyor musunuz bilmiyorum, evlerin güzelliğine, bunların güzelliğine doyum olmuyor. Evet, çok etkilendim. Gerçekten çok etkilendim. Yani birçok yeri, birçok bölgeyi gezdim. Türkiye'nin hemen hemen %98'ini gezmişimdir. Avrupa'nın da birçok yerini gezmiş olduk ve gezdim. Asya'da gezdiğim yerler var. Ama burası yani ve burası daha yeni. İç taraflar nasıldır? Düşünemiyorum. Biraz önce Birol bir bilgi verdi. Bunu ben de duymuştum. Norveç biliyorsunuz petrol yönünden zengin bir ülke. Ama ürettikleri petrolün, daha doğrusu çıkarttıkları petrolü burada işlemiyorlar, satıyorlar. Ve kendileri çok fazla kullanmak istemiyor. O yüzden araçların hepsi hemen hemen elektrikliye yakın. Hepsi de benim ve birçoğu desek daha doğru olur. Arkadaşlar, bu arada bunlar tatlı su kaynakları. Göller bunlar. Bunlar denizle alakası yok. Çünkü içinde nilüferler var. Kaderler denizlerde. Evet, şeyde kalmıştık. Yakıt, petrol içinde kalmıştık. Doğalarını korumak için evet, böyle motorcularda hepsi, herkes birbirini selamlıyor. Kendi doğalarını korumak için ne yapıyorlar arkadaşlar? Petrolü ihraç ediyorlar. Burada kazandıkları parayla da doğalarını koruyorlar. Darısı bizim başımıza.
Tekrar merhabalar. Küçük bir kasabadayız. Şöyle size gösterebilirim bu kasabayı. Şöyle. Yani çok net bir şekilde gördüğünüzü düşünüyorum. Tertemiz. Pırıl pırıl mis gibi. Herkesin güvenle bütün böyle canlıların güvenle yaşadığı, gezdiği bir kasaba hayal edin, bir ülke hayal edin. İşte burasının adı Norveç arkadaşlar. Buyurun. Haydi. Buyurun işte görüyorsunuz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Mis, pırıl pırıl. Görüyorsunuz çocukları, yetişkinleri, evleri, doğayı, hepsini görüyorsunuz. Evet. Birol Öztürk ara. Birol Öztürk cebi arıyorum. Ne oldu birader? Alo. Şimdi görüyorum seni. Arkadaşlar geldiler.
buradan sola doğru gideceğiz arkadaşlar. Evet. Metin, beni çeker misin Metin? Aşağıdayım. Aşağı indim. Neredesin sen? Birol, köprüden geçtin herhalde. Doğru mu? Tamam. Ben bu yakadaydım ben. Oraya indim. Buradan inebiliyor muyuz? Buradan inebiliriz herhalde. Şu patika gibi bir yol var. Oradan inebiliriz herhalde. Ne diyorsun? Aa, orası yok. Sadece bisiklet yoluymuş. İnemiyoruz. Tamam. Ne yapıyorsun? Evet. Otelimize gelmek üzereyiz. Böyle küçük bir dar yoldan geçiyoruz. Sağ tarafımızda. Yer. Yavaş. Seyrede. Oh, iç deniz burası. Dışarısı kuduruyor dışarısı. İki boğazın iki şeyin arası kuduruyor. Kuduruyor orası. Evet, iç deniz burası arkadaşlar. Her evin önünde bir tane. Biraz önce söylemiş olduğum gibi deniz kuduruyor dediğim yer burası. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Mutlu muyum, huzurlu muyum, üzüntülü müyüm bilemedim. Ama herhalde üzüntü daha ağır basıyor gibime geldi. 200 metre sonra evinizi yapacağım. Çünkü bu yaşıma kadar böyle bir yerlere gelmediğime o kadar pişmanım ki, o kadar pişmanım ki. Öyle böyle değil.
Arkadaşlar neredesiniz? Hedefiniz soldadır. Arkadaşlar yokuştan çıktınız mı? Evet arkadaşlar. Metin bak bunlar da ayakkabısız oğlum. Yaşadım vallahi. Aynen öyle. Evet. Evet. Hello. Görüntünüz öyle. Hello. 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 Hope you have a nice day. Thank you. Thank you. The view upstairs is really nice. Okay. So you can film as much as you want. You also hear it, but that's not a problem. Thank you. Thank you so much. Yukarıdan daha güzel çekebilirsiniz dedi. Şeyi sorsak mı yani? Kahvaltılar dolapta dedi. Mustafa'cığım nasıl geçti yolculuğun? Süper, harika, cennet, cennet, cennet. Paradise, paradise, paradise. Evet. Güzel. Deniz oğlum nasıl geçti yolculuğun? İyi geçti mi yavrucuğum? Çok iyi babacığım. İyi geçti, evet. Evet Metin'ciğim. Evet Halil abi. Nasıl geçti yolculuğun? Vallahi en sonunda viraj ve eğlenceyi yakalayabildik. Uzun otoban sürüşlerinden sonra her taraf göl, deniz, su, orman, asfalt, çiçek. Araçlar çoğu karavan veya arkalarında römork var. Yani değişik bir dünya. Alışacağız. Yani bir 10-12 gün buralardayız. Alışacağız ama çok eğlendik. En eğlenceli gündü diyebiliriz seyahatimizdeki. Bundan sonrakiler de öyle olur inşallah. Erol Bey, nasıl geçti yolculuğumuz? Evet, sabah. Birazcık sıkıntılıydı feribota binmeden önce. Oradaki hanımefendi yeşil pasaporta vize ihtiyacı olduğunu zannediyordu. Onu hallettikten sonra feribota bindik ama biz feribotun 2,5 saat, 3 saat süreceğini düşünüyorduk. Bayağı uzun sürdü. 4-4,5 saat sürdü. Tam 4 saat sürdü. 4 saat sürdü. Neyse indikten sonra gayet güzel. Şeye kadar neydi? Mandala kadar şeyde geldik otobanda. Otobandan ayrıldıktan sonra Freki Fjord'a geldik. Oradan benzin aldık. Daha sonra kalacağımız noktaya geldik. Şimdi kalacağımız güzel. Evet, kalacağımız şey yer hakkında biraz bilgi verir misin lütfen? Kalacağımız yerle ilgili nasıl bir bilgi vereyim size? Yani bu gece kalıyoruz, sabah kahvaltı yapıyoruz, nasıl gidiyoruz. Nasıl rezervasyon yaptın? Nereden buldun? Hangi kriterleri şey yaptın. Yani biz aramalarımızı genelde Booking'den yaptım ben. Tüm rezervasyonları da mümkün olduğunca Booking'den yapmaya gayret sarf ettim. Tek noktadan olsun diye. Hem takibi kolay hem ödemesi vesairesi kolay olur diye. Hı hı. Airbnb falan kullanmadım henüz. Hı hı. Buranın lokasyonu çok güzel. Deniz kenarında. Hı. O nedenle burayı tercih ettik. Çok güzel. Böyle bir yerleşelim. Ondan sonra bir turlarız. Zaten burada çok uzun süre güneş olduğu için hava çok geç kararıyor. 12'de 1'de falan kararıyor. Şu anda saat 6'yı çeyrek geçiyor. 6'yı çeyrek geçiyor. Daha ve güneş yani Türkiye'de 3 gibi falan. Yani sabah güneşi gibi daha doğrusu. Öyle söyleyelim. Sabah güneşi gibi. Evet. Neyse bir yerimize yerleşelim. Aydınlık anlamında bakalım. Sabah güneşi evet, gibi. Evet. Ve ilk defa bir bayrak görüyoruz burada arkadaşlar. Yani Norveç bayrağı. Evet, buralarda hiç bayrak adet değil. Yani milliyetten çok herhalde doğacılar diye düşünüyorum. Ne diyorsunuz? Mail atmış, o mailde varmış. Evet. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Geldi. Yukarı çıkıyoruz. Hadi bir çıkalım bakın. Gelmiş. Yukarı. Şu an çıkıyoruz. Bir saniye. Kapılar kilitli. Deli gösterir misin isterseniz arkadaşlara da? Muhtemelen 3 ve 4 numarası. Evet. Evet. 2003 N 1004.
Burada evet. Bir keypad var. 3 numaraya 2003 yazalım. Evet. 2003. Diğeri ne? 1004. Diğeri 1004'te zaten. Açılmadı. Anahtarı alıyoruz. Oha. Mustafa. Evet. Aç, içinde anahtar çıkıyor. Evet. Bu anahtarla kapıyı açıyor. Evet. Sistem bu. Sistem bu arkadaşlar. Şimdi bir daha gösterelim isterseniz sistemi Mustafa kardeşim. Çünkü gelecek arkadaşlar. Şöyle. Bu şifreler bize mail olarak geliyor. Yani yönetici hiçbir şekilde diyaloğa bile ihtiyaç duymuyor size. Mail atıyor buradaki şifreyi. Siz gece de sabaha karşı istediğiniz zaman gelip o şifreyi buraya tuşlayıp şuradan. Yani bizim bavulların şeyi gibi. Evet. Şifre. Evet. Evet. Bunu aşağı indiriyoruz. Şunu şöyle açıyoruz. Buradan anahtar çıkıyor. Anahtarla evet. Kapıyı açıyor. Bu anahtarla kapıyı açıp. Odaların anahtarı muhtemelen o Mustafa. Evet. Bir odanın anahtarı, bir dış kapının anahtarı. Evet. Buradan şöyle hop. Hepimiz burada mıyız dördümüz? Evet. Burada iki oda var. İki oda var burada. Biri sol taraf, biri sağ taraf. Şöyle ben. Evet. Biz neyi alıyorduk Mustafa? Üçle dördü değil mi? Evet, bu zaten bu katta iki oda var. Üç ve dört odalı odalar var. Kalacaklarım, kalacağımız yer burası. Bir şey de var. Antre de var, salon da var. Şimdi arkadaşlar. Vay vay, evet. Vay vay. Şimdi şunu açıyoruz böyle. Bunu da böyle açtık mı? Oo, manzaraya bak. Manzaramız nasıl? Burası salon. Evet, sobamız var. Halil Bey, sobamızı gösterir misin? Onu göstereyim. Sen, çok iyi açıyorum. Çok severim. Üşürsek, sobamız var. Televizyonumuz var, dergilerimiz var. Her şey var. Her şeyimiz var. Evet. Mikrodalgamız var. Yani arkadaşlar, buzdolabımız var. Buzdolabında kahvaltımız var. 4 tane yumurta. Sandviçlerimiz. İçeceğimiz. Ve portakal suyumuz. Elma suyu. Portakal suyu. Apple. Karışık su. Karışık, evet. Karışık meyve suyumuz var. Burada kahvelerimiz, var. Kahvemiz var burada. Kahvemizi de yaparız. Filtre kahvemiz, yerimiz var. Ve şimdi cennete, paradise'ın kapısından içeri giriyoruz. Kalbim çarpıyor. Evet. Kalbim çarpıyor. Evet. Şimdi arkadaşlar, evet. Manzaraya bak. Şimdi ve şimdi biraz önce yolda geldiğim, gelirken söylediğim anladınız mı arkadaşlar? Of. Sevinçli miyim, üzüntülü müyüm? Yani bilemiyorum ama üzüntü çok daha ağır basıyor işin doğrusu. Yani bu yaşıma kadar buraları nasıl görmedim? Ya da buraları görmeyecek şekilde neyi hak ettik de görmedik? Ya da neyi hak ettik de şimdi görüyoruz? Yani aklımda çok deli sorular. Evet, dış deniz çıldırmış durumda. Yani şu ta ilerideki şeyi görebiliyor musunuz bilmiyorum. Dalgayı görüyor musunuz bilmiyorum ama herhalde bir 30 metre şey var orada. Çarpıyor. Fiyortlara çarpıyor ve 30 metre yükseliyor. Evet. Bitmez. Video bitmez arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.